Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Ekim günlerden Salı ve anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tıpkı diğer videolarımızda olduğu gibi. Evet canlar, bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço haftasına girdik. Hemen hemen her gün yeni bir bilanço gelecek. Bakacağız bakalım Amerikan şirketleri, özellikle de teknoloji şirketleri, özellikle kripto paralarla, Bitcoin ile alakalı şirketlerin bilançoları nasıl gelecek? Ama Amerikan borsaları bu haftaya eksi başladı arkadaşlar. Bu haftaya eksi başlamasıyla Bitcoin'de de zaten bir destek, bir geri çekilme bekliyorduk zaten. Bu da beraberinde geldi. Hem Bitcoin tarafında hem de Amerikan borsası tarafında bilançolar öncesi bir geri çekilme yaşanıyor. Tüm piyasalarda %2'ye yakın, %1,99'luk bir düşüş varken Bitcoin tarafında 1,82'lik bir düşüş var. Ethereum tarafında 2,88'lik düşüş var. BNB 2,60, Solana 0,98, Ripple %3,78 düştü arkadaşlar. Geri çekildi. Burada Ripple hakkında söyleyeceğim bazı şeyler var. Önce Polymarket'e bakıyoruz. Trump arkadaşlar, Trump Kamala Harris olayına bakıyoruz. Trump %64,3, Kamala Harris ise %35,67 arasında gidip geliyor buradaki bahislerde. Gene başka bir siteye baktığımızda da Trump'ın %48,4, Kamala Harris'in de 47,3 geride olduğunu gördük. Ripple'la ne alakası var bunun arkadaşlar? Ripple dün, Ripple'ın eski CEO'su, daha doğrusu sevgili dostlar, Chris Larsen. Chris Larsen daha önce Ripple olarak Kamala Harris'e 1 milyon dolarlık bir bağışta bulunmuştu arkadaşlar. Dün de 10 milyon dolarlık bağışta bulundu. Dün Kamala Harris'in hesabına, Chris Larsen'in hesabından Ripple olarak 10 milyon dolarlık bir transfer gitti. Kamala Harris'i kendisine değil, bağış kampanyasına. Direkt kendisine göndermek suç arkadaşlar bu arada. Bağış kampanyasına 10 milyon dolarlık daha gitti. Kamala geride kalırken Ripple Kamala'ya desteğini arttırdı. Ve o esnada bu işler olurken öte yandan da Ripple şirketi, XRP şirketi de bilinmeyen bir cüzdana, başka bir cüzdana sevgili dostlar, yaklaşık olarak 109 milyon dolarlık Ripple transfer etti. Ya Ripple tarafında bir şeyler oluyor. Bir dolap dönüyor ama henüz daha anlamadık. Yakında çıkar kokusu. Her gün oy kaybeden Kamala'ya bağış yapıp bir yerlerden bir yerlere de transfer yapıyorlar. Bu da Ripple yatırımcısını biraz tedirgin etmiyor değil. Baktığımızda piyasada tamam bir geri çekilme var ama Ripple'da kendine göre, kendi saflarına, kendi gücüne göre daha fazla bir geri çekilme olmuş. Günün şampiyonu Aptos arkadaşlar. %7,90'lık bir yükseliş. Uniswap'ı görüyoruz. Uniswap 5,80 yükseldi. Durduk yere bu Uniswap'a ne oldu diyenlere Upbit borsasından, Güney Kore'den haber geldi. Upbit borsası listeledi arkadaşlar Uni. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan dolayı %5,80'lik bir yükseliş yaşattı Uni. Bobcat Sol arkadaşlar, biz buna fırçaladık bu Bobcat Sol'u. O günden beri yükseliyor. Aman bırakalım yükselsin, yükselmeye devam etsin. En çok yükselen 3. olmuş. ENT, Kaspa, Torchain, RAM ve Link'i de yine en çok yükselenlerde görüyoruz. Kaybedenler MOG. Kaybedenler Epi olmuş arkadaşlar. Epi Coin hakkında da şöyle bir şeyler söyleyebilirim. Epi Coin bildiğiniz üzere Epi Chain'e geçti ve güzel bir yükseliş yaşattı. Yani sağlam bir yükseliş yaşattı. Geri çekilmelerin olması da bu sağlam yükselişten, %100'den daha fazla yükselişten sonra geri çekilmeler olması normal. Ama şimdi opsiyon tarafına bakıyoruz. Opsiyon hani ileride alırım şeklinde. Beni kaydedin kardeşim. Beni kaydedin, benim yerime siz alın, ben bunu ileride sizden alırım şeklinde yorumlayabiliriz bu opsiyonları. Epi Coin'i 6 ay sonrası için 2 dolar 20 sent olarak opsiyon piyasalarında aşırı bir talep var arkadaşlar. Buradan da şunu anlayabiliriz. 6 ay sonrası için
Bu alım yapacak olan bahisçiler diyelim. Evet, bahis daha uygun bir kelime oldu. 6 ay sonra alım yapacak olan bahisçiler diyor ki benim adıma 2,2 dolara alım yapabilirsiniz. Şu an için 6 ay sonrası Epic Coin'deki hedef 2 dolar 20 sent. Artık gerisi size kalmış. Ben size opsiyon piyasalarını söyledim, çekildim kenara. CAT token'ı görüyoruz arkadaşlar. MEV'i görüyoruz. En çok düşen. TETA'yı görüyoruz. AER göğüsü görüyoruz. SUI, NEAR'ı ve IMX'i görüyoruz. En çok düşenler olmuş. Şöyle bakıyoruz. Neden bahsedebiliriz? Evet, bahsettik. Binance borsası arkadaşlar. Vadeli işlem tarafına SCR. Scroll'u listeleyecekti. Bugün saat 11'de. Hiçbir açıklama yapmadan saat 12'ye ertelenmiştir şeklinde böyle bir geçti. Bir alt yazı geçti. Bu scroll üzerinde de çok fazla böyle al sat yapanlar, hani bugün listelenecek diye çok fazla bekleyen, çok fazla işlem yapan insanlar vardı ve o 1 saatlik listelemenin yani 1 saat geriye atılmasından dolayı bayağı bir şikayet geldi arkadaşlar. Ne oluyoruz kardeşim? Hani bir şey olsa açıkla bari. Niye 1 saat geriye alıyorsun? 1 saat geriye aldığın zaman herifler 1000 dolarlar, 100 dolarlar, milyon dolarlar hacmine göre para kaybediyorlar arkadaşlar ya da ekstrem para kazanıyorlar. Niye erteledin bunu diye bir Binance tweet yağmuruna, Binance'i bir yorum yağmuruna tutuyorlar. Ama Binance bunları kale alıp cevap dahi vermedi. Ben de buna kızdım arkadaşlar. Ey Binance, çok büyüdün. Evet, çok büyüdün. Hem Türkiye'de hem dünya pazarında çok büyüdün. Biliyorum ki bu videoyu izleyen arkadaşlarımın %99'unun Binance'te de hesabı var. Ben dahil arkadaşlar. Yani ayıp oluyor. Yani Binance ayıp ediyorsun. Birazcık bu yatırımcını, birazcık sen de işlem yapan müşterilerine böyle yapma yani. Biraz adam yerine koy onları. Daha iyi itimat gönder. Ey Binance, buradan sana parmak sallıyoruz. Akıllı ol. Bu vatandaş hesabını nasıl açtıysa silmesini de bilir. İnsanları biraz daha kale al. Millet binlerce soruyor. Yani ne oldu diyor ya. Niye ertelediniz? Ne oldu? Bizim zararımız ne olacak? O ne olacak? Bu ne olacak? Sallamıyorlar. Öyle gelip geçiyor, gidiyor. Ayıp ediyor. Evet, Bitcoin tarafına geçelim. Göstergeler bize ne söylüyor arkadaşlar? Hala al demiş ortalamamız. Hani osilatör tarafı nötr. Bakalım momentum. Evet, momentum zayıflamış. O yükseliş ivmesi yakalamıştık. İyi gitmiştik. Güzel gitmiştik. Zayıflamış bu momentum. Kısa vadede geri çekilme bekliyoruz demiş momentum bize ki zaten o geri çekilmede yaşıyoruz şu an. Ama MACD orta vadede herhangi bir sorun yok diyor. 10 günlük basit hareketli ortalamanın SAT'a dönmesi can sıkıcı. Şuradan SAT'a dönmesi can sıkıcı. Hull hareketli ortalama zaten SAT'a dönmüştü. O tarafta bir problem yok. Piyasadan çık git seviyemizde 64.700. Şu an piyasadan çık git seviyesinin de üzerindeyiz. Yani öyle büyük bir problem görünmüyor geri çekilmeye rağmen. Baktığımızda şuraya baktığımızda evet gene herhangi bir sorun görmüyoruz. Bu üst taraf silinmiş. Niye silinmiş onu da anlamadım. Şuralar arkadaşlar şöyle bir durum vardı. Yani geldik üst banda geldik. Üst banttan aşağıya geri çekilmesini bekliyoruz demişiz. Kaçlara çizmişiz çizgimizi? 66.130'lara doğru çizmişiz. 66.130'lara. 66.000 bölgesinin altına düşer demişiz daha önceki yayınlarımızda. Şöyle bakalım istediğimiz seviyelere düşmüş mü diye. Aşağı yukarı düşmüş arkadaşlar. Bizim dediğimiz seviyeler hani şurayı baz alaraktan buraya düşer demiştik. Düşmüş. Geldiğinde gene düşmüş. Yani 3-5 santim şeyi yapmıyoruz. Aramıyoruz burada. 3-5 milim, 1-2 milim aramıyoruz. Şu an için baktığımızda evet Bitcoin düşmesi gereken yere düşmüştür. Arkadaşlar dönmesi gereken yerdedir. Evet arkadaşlar ama henüz dönüş hareketi başlamamıştır. Bitcoin'de burada şu an isteyen buradan alım yapabilir hazır buradan. Ama ve lakin 66.130'un altında bir kapanış görürsek direkt 64'lere de iner ağlamayın. Onun için ne yapacağız? Hani dönüş hareketini bekleyeceğiz. Şurada bir döndü dememiz gerekiyor. Alalım şöyle bir saatliğe alalım. Evet şurada sat sinyalimiz var. Şunu büyütelim.
Daha net görelim. Çok mu pis oldu burası? Bir saatlikte sevgili dostlar bir sat sinyalimiz gelmiş. Şurada tepeden henüz ala dönmemiş. Ama dediğim gibi ala dönmesi gereken yerlerde bu bölgelerde sevgili dostlar. Buralardan artık bir hareket bekleriz. Evet daha güzel oldu şimdi çizgiye. Demin silinmiş diye bir daha çizdik. Şuradan dönmüş bu bölgeden. 66.700, 66.800 bu bölgeler. Yani buralar dönüş bölgedir. Birinci dip, ikinci dip. Hadi üçlü dip yap. Ve buradan yukarıya doğru git. Buradan şöylemesine şunun üzerine atarsa 67.500'ün üzerinde bir kapanış görürsek eğer bugün gece 3'te kapanışta bakacağız arkadaşlar piyasaya. 67.500'ün üzerindeyse evet döndü. Tekrardan sistem güçlü ala döndü. Alım yapabilirsiniz diyebiliriz. Şu an için diyeceğimiz şey dönmesi gereken yere kadar düşmüştür. Ama henüz dönüş işareti gelmedi. Dönüyoruz işareti gelmedi. O yüzden gaza gelip atlamayın arkadaşlar. Bir dönsün ondan sonra alımlarımızı yaparız. 67.000'in 66.700'lerin altında bir kapanış görürsek bu ta aşağıya 64.200'lere kadar düşeceğini de unutmayalım. Tekrar ediyorum dönmesi gereken yerdedir Bitcoin ama henüz al sinyali döndük sinyali gelmemiştir. Evet lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Trump önde. Trump önde olduğu müddetçe Bitcoin tarafında orta vadede, uzun vadede herhangi bir problem yok. Bu hafta bilançoları bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bilançoları bekliyoruz. Ve Fed başkanlarının konuşmaları olacak. Dün demiştim Kaşkay'ı da konuşacak demiştim. Bu Kaşkay'ı bize yamuk yaptı arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar hakkında kötü, olumsuz açıklamalar bulundu. İşte millet bunlarla uyuşturucu alıyor, hırsızlık malları şu bu. Twitter'da da yazdım bunları. Şimdi tekrar düşmek istemiyorum. Kaşkay bize yamuk yapıyor. Böyle açıklamalara bizim ihtiyacımız yok. SEC başkanlarından daha düzgün açıklamalar yapmalarını bekliyoruz. Kripto paralarla alakalı. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Allah'a ısmarladık.